Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu zor günlerde elimize bir uğraşı, bir meşgale bulmamız lazım arkadaşlar. O yüzden en güzel meşgale, hobi diye düşünüyorum. Güzel bir model paylaşacağım sizlerle. Bu model hiç kimsede yok. Bilinen, aslında şuraları bilinen bir şey ama ben farklı bir şekle uyarladım. Bununla bu ip, kalın ip arası böyle daha açık açık durdu. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullandım bunun için. Şimdi yapacağım daha ince bir ip olacak. Şöyle gösterecek olursam çok farklı, yine hiç kimsede olmayan bir file modeli bu. Şöyle de tutalım. Böyle de ayrı bir güzel, ayrı bir havası var. Şimdi hadi hep birlikte yapımına başlayalım. Ha, bununla ne yapabiliriz derseniz, bununla şahane kırlent olur arkadaşlar, size söyleyeyim. Seçeceğiniz rengin arkasına bir astar koyduğunuz vakit şununla şahane bir kırlent olur. Vallahi aklımda zihni sinir fikirler var. Çok güzel çanta olur. File dantelle, file gibi, içinde astarla yazlık. Çok güzel bluz olur. Çocuk hırkaları olur. Böyle tiril tiril koton iplerle yaparsınız. Uçlarına püsküller takarsınız. Hiç kol kesimine falan gerek yok arkadaşlar. Arka iki parça ön. Yine aynı kol çevresini ölçüp dümdüz dikdörtgen bir parçayı şuraya dikerseniz şahane olur. Artık hep öyle zaten. Hani nasıl yaparız, nasıl ederiz diyenler için küçük bir açıklama. Şöyle bir iple yapacağım. Şimdi bu ipim, ben ilk bim vermişti ya, o iplerden ince bir ip. Daha önce bununla baskül şal da örmüştüm. Ay, dilim dolanıyor sürekli. Baktüs şal da örmüştüm. Baskül ne ya? Şimdi 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tepeye bir aldım, geri döndüm. Hemen şuraya tepeye bir ilmek alıp batıyorum. 2 sefer de çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tepeye bir kez aldım. Şöyle yakınlaştıracağım iyice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle 11.ye 10 tane zincir arada kalacak şekilde 11.ye şu şekilde batıyorum ve bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle bunu buraya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Yine aynı işlemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 11.ye. Buradaki amaç, şöyle yaptığımız zaman altla üstün eşit olması ve toplamaması. 3, 4, 5 zincir çektim tekrar. Bir tane daha yapacağım ve bir üst sıraya geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurası 11. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Aynı yere tekrar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bakın şu şekilde bir taban oluşturduk. Tepeye bir aldım. Hemen şuraya, dip kısmına şu şekilde battım.
tam dip kısmına. Şuna da bakayım, yanlış yapmayayım. Evet. Tekrar iki zincir çektim arkadaşlar. Pardon, şurası, şurada hata yaptım, çok özür diliyorum. 5 zincir değil burası. Burası bitiş olduğu için 1 2 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çevirdim. İki zincir çektim. İki zincirimi şu bir, iki, üçüncüye şöyle sık iğneyle kapattım. Şimdi burada hep kaydırmalı yapıyoruz. Bir, iki, 3 tane kaydırmalı sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Kapattım. Devam ediyorum yine. 1 2 3 tane tekrar kaydırmalı sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Bu 5 zincirimin tam ortasına batıyorum. Şöyle 2 sefer de çıkardım. Bakın, böyle bir kutucuk oluştu. 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrar. Şuraya geri dönüp battım. 2 zincir çektim. Şuradan 1 2 sayıyorum. 3.'üye sık iğneyle bunu kapatıyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç zincir çektim. İndim. Kapattım. Tekrar bir, iki, üç kez kaydırmalı yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tepeye bir alıyorum. Şunun tam orta kısmına şu şekilde batıyorum. 1 2 3 4 5 zincirim var. Hemen şu tam ortadaki yere batıp bir kutucuk daha yapıyorum. 1 2 zincirim var. Tepeye almıyorum, pardon. Şöyle sık iğneyle bunu buraya bağlıyorum. Çok zarif bir model. Bununla dantel bile yapabilirsiniz. Üç zincir çektim. Aynı noktaya tekrar. Bir, iki. Tepeye bir aldım. Şöyle tam şuraya batıyorum. 2 zincir çekiyorum, tepeye bir alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Maşallah. Şöyle bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, şimdi bu köşeye kadar bu şekilde geldim. Buradan devam ediyorum. Şöyle de göstereyim. Bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 hatta 6 zincir çekip tam şu köşeye batıyorum arkadaşlar. Buraya bu şekilde ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Tam şu uç köşeme atladım. Yine ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şunun tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir
5 zincir çektim. Yine tepesine aynı noktaya batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine buraya atladım. İki zincir çektim. Köşeyi de bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip çevirdim. Şimdi yaptığım şeyin aynısını burada uygulayacağım tekrardan. Köşeye batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şuraya bunu sık iğne ile bağlıyoruz. Köşemiz bu şekilde yarım gibi oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3 tane kaydırmalımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane kaydırmalımı yapıyorum. 2 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3. Şu şekilde de yine bu sırayı da tamamlıyoruz. Yani bir alt sıranın aynısı yine burada tekrarlamış oluyor. Modelim bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle daha iyi algılanacaktır. Modelim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenen elleriniz, yorum yapan, abone olan gönülleriniz dert görmesin. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.